Selam millet, de oyun harita birlikte iyiyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerle en sonunda kanalı açalı yıllar oldu. Bu anı yaşayalım istedim. Benim çok sevdiğim, dünyada birçok insanın çok sevdiği Fallout efsanesinin doğduğu, Fallout'un ilk oyunu olan Fallout. Bakalım nasıl bir oyunmuş. New Game diyorum. Bakın oyun bize karakterimizi soruyor. Hemen burada Create New Karakter diyoruz. Yeni bir tane karakter yapmak istediğimizi söylüyoruz oyuna. Oyuna diyoruz ki Endurance'ı 4, Perception'ı 4, Agility'si 9, Intelligence'ı 7, Luck'ı 4. Strength'i olmasına gerek yok ha. Strength'i de dandik olsun. Karizması yüksek olsun. Bir anda düşündüm de 7 olsun. Intelligence'ı da 8 olsun. Böyle bir tane karakter yapıyorum. Diyorum ki Small Gun diyorum. Karakterime Small Gun diyorum. Niye derseniz oyunun başında Small Gun'la başlıyoruz. Çünkü ben bunu biliyorum. Eğer böyle yapmazsak sonra çok acı çekiyoruz oyunun başında. Sonra First Aid diyor ki First Aid skin'ini verirsen First Aid kullandığında daha çok canındalar. Doktor skin'ini verirsen uzuvların daha iyi tamir edersin. First Aid skin'ini veriyorum. Ondan sonra bir de Lockpick skill'ini veriyorum. Sonra daha neler neler istersin derse bana Gifted dediğimizde diyor ki daha iyi skill level'larıyla başlarsın diyor. Skillet pardon. Bastın mı? Çok daha iyi skill level'larıyla başlıyorsun. Her 4 level'da bir perk alırsın diyor. Daha iyi skill'ler alayım. 4 level'da bir perk alayım. Gifted dersen de bütün skill'lerine eksi 1 alırsın. Her level 5 skill point daha az alırsın ama diyor. Bütün istatistiklerine artı 1 verirsin, alırsın. Şunların hepsine artı 1 veriyor. Çok çılgın işler yapıyorum böyle bak. Hepsini yaptım. Age'imiz 35 olsun. Adı da karakterimizin dede olsun. Dan dedim. İşte buradasın güzel. Bir problemimiz var. Büyük bir problem. Su arıtma sistemimizde kontrol çipi bozuldu. Yeni bir tane üretemiyoruz. Çok komplike bir cihaz. Eğer bunu değiştirmezsek suyumuz tükenecek. Su olmazsa kuyu olmaz. Hayatta kalmamız için bu çok önemli. Ve frankly, sanırım sahip olduğumuz tek umut sensin. Gidip bize yeni bir tane kontrol çipi bulman lazım. 150 gün içinde bu çipi bul. Yoksa kuyumuzda su bitecek. Bu çipe ihtiyacımız var. 13 numaralı kuyudan yola çıkıyorsun. 15 numaralı kuyuya git. Orası başlangıç için iyi bir yer olabilir. Bak, güvende ol, tamam mı? Vault 13. İşte efsane böyle başlamıştı. Bu arada bu oyun yani 1995 yılında oynadım yanılmıyorsam. 96 yılında falan oynadım. 97 yılında oynadım ne bileyim. O yıllarda yapılmıştı ve işte o dönemde böyle 3D demo mucize gibi bir şeydi. Gerçekten şu anda acayip nostalji oldum. Bizim bulunduğumuz vault bir mağaraya çıkıyor. İşte bu karanlık mağaraya doğru bizi kapıda terk ediyorlar. Şöyle bir bakalım ne varmış orada. Hop. Doğru hatırlıyorum. İki tane ekipman bulduk. Inventory'de bakalım ne varmış. Silahımızı, bıçağımızı koymamız lazım. Bunlar neymiş? Flare, fener, stimpak canımızı doldurur. Mermilerimiz, lockpicklerimiz, bıçağımız. Gayet güzel. Şimdi şöyle yürüdüğümüzde gördüğünüz gibi şu günden beri hiç değişmedi bunun sesi. Uf, çık diye kombatı başlattı. Small Gun'ı seçtiğim için karakterimde %65 diye aydınlıkla, bonusla bilmem neyle falan derken gayet sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz.
Eğer Small Gun değil başka bir şeyler seçseydim, mesela Big Gun'ı seçseydim, oyunun sonunda Big Gun'larla oynayacağız, şimdiden seçeyim falan gibi, burnumuzun dibinden %30 ihtimalle falan atak yapacaktık ve şu fareler bile bizi madara edecekti. Ama şu anda çıkıştaki fareleri gördüğünüz gibi dövüyoruz. Bunu dövemiyoruz, o yüzden kaçıyoruz ıskalayınca. Turn diyoruz. Hayvan inatla bize saldırmıyor ama gelip. Peki, o zaman o hayvana gelip şöyle bir surprise atak yapalım. Burnun dibine girdiğinde %95. Bir farenin canı da zaten bizim tabancayla çok rahat öldürebileceğimiz kadar olduğu için. Aşağıda combat ekranı var şu anda görüyorsanız. Biraz çözünürlük falan kötü çıkıyor olabilir haliyle eski oyun. Orada kaç hasar vurduğumuz, kaç tecrübe puanı aldığımız hepsi yazıyor. İnanın ki şu en son çıkan oyunlara benziyor yani şu ekran. Bakın karmamız var. Kaç tane kill aldığımız var. Efendim haritamız var. Gayet güzel bir şekilde. Şunu bir kapatayım. Bakın haritamız var. Böyle dünyayı gösteriyor bize. Bu lokal haritayı gösteriyor. Pip-Boy şeyde açılamaz diyor. Kombatta açılamaz. Çok güzel söylüyorsun. Çok anlıyorum yani. Sen anlayış gösteriyorum. Doğru bir şey söylediğin. 83 olmaz. Biraz daha yürü. Güzel. Şimdi şöyle giderken bir kombattan çıksın. Ha. Pip-Boy'u şimdi açalım. İşte Pip-Boy da burada bize statüsümüzü gösteriyor. Hangi gündeyiz? Saat kaç? Haritalarımız var. Arşivlerimiz var. Overseer'ın briefingi var diyor mesela. Efendim bin bir türlü şey var. 150 günüm var diye de orada çok da seni strese sokmadan uyarıyor. Gel bakalım. Seni de vurdum. Mermim de bitmek üzere. Şuradan da bir reload diyelim. Şimdi size Watts sisteminin nasıl çıktığını ve ilk defa bu Fallout'un bu serisinde Watts'ı nasıl kullandığımızı göstereceğim. Şu vaziyette adamı vuruyoruz. Okey ama Watts'ı açtığımız zaman hedefli vurma neresinden vuracaksın diyor. Gözünden, kaşından, beyninden falan diye. Mesela şu anda %65 ile vuruyoruz. Bu %120-130'a kadar çıkabiliyor. Öyle olduğu zaman işte gözünden bile vurabiliyorsunuz adamı. İstediğiniz yerinden cidden vurabiliyorsunuz. Yani seçme özgürlüğünüz oluyor. Böyle yapabildiğiniz, vurabildiğiniz zaman da haliyle çok iyi oluyor. Çünkü en güçlü rakipleri bile artık rahatça yenebiliyor oluyorsunuz. Dediğim gibi burası bir de karanlık. O yüzden mağaranın içinde şu anda yaratıkları vuramamak gibi bir sorunumuz var. Uzaklaştım hemen %37'ye falan düşüyor vurma ihtimali. Hop, yanlış yaptım galiba. Evet. Yalnız adam beni görmezden geliyor inatla. Cezalandırırım. Vallahi cezalandırırım. Kardeşlerim ben dediğim gibi oyun daha önceden oynadığım için çok iyi hatırlıyorum. Bu oyunda Small Gun olarak çok güzel silahlar var. İleride mesela taramalı bir tane silah var. Mesela bu elimizdeki bizim 10 mm pistol galiba değil mi? Şöyle bir karakter değil. Cancel canım. Inventory dediğimde. Evet 10 mm pistol. 10 mm submachine gun diye bir şey vardı bu oyunda. Benim en sevdiğim ve oyunun başları için en güçlü şeylerden bir tanesi. Bak dibine kadar yürümemizi isteyip saldırı yapıyor çakal. Bayağı da hasar vurdular. Bakmayın yani yaratıklar bize azar azar. Yürüme mesafesine girince fare bir atarlanıyor. Vallahi helal olsun dedim yani. Yürüme mesafesine girer girmez fare atarlanıyor. Çok akıllıca bir hareket. Aha, ıskaladım. Mesela silahımı değiştirip şöyle melee vurmayı deneyeyim. Bakın melee'yi kaç vuruyorum? %58 ihtimal. Neden? Çünkü vurdu yine. Yine yani bizi yalancı çıkarmadı. Vurdu eyvallah. Ya bizi yalancı çıkardı pardon. %58'e düşük bir ihtimal vuramam falan diyecektim. Zönk diye vurdu herifi. Bıçakladı. Helal olsun ne diyeyim. Galiba bütün fareleri indirmiş olacağım yakında. Ah be. Çok dibine gittim direkt atak yedik. Şöyle bir bakalım. Başka fare var mı? Orada yok. Burada yok. Hiçbir yerde yok. Bizim sığınaktan ilk çıkan adam biz değiliz belli ki. Bir anda demin düşündüm de biz kimin değil mi? Ölüsünden bir şeyler aldık. Bu arada hepsini pas geçtim ama farelerin üzerinde bir şey yoktu bildiğim kadarıyla.
Bu oyunda farelerde loot yoktu yani. Biraz daha büyük yaratıkların üzerinden bir şeyler çıkmaya başlıyordu. Artık burası temizlenmiş olsun ya. Şunu da bir reload edelim. Inventory'e de bir bakalım. Bayağı da mermi harcadık. Ama oyunun başı bile çok acımasız bu oyunda. Bunlar şu anda görebileceğimiz en iyi rakipler. Mesela Sığınak 15'e doğru gidelim. Ana haritamız. Allah, yolculuğu kesebiliyorduk değil mi? Doğru. Unuttum bakın onu. Hah, bir şeyle karşılaştık mesela. Neyle karşılaştık şimdi? Oo, mükemmel. Şimdi bu akrepler çok canımızı yakar normalde. Ben iyi bir ihtimalle vurduğum için şöyle vuracağım ama ikisi birden toplanıp başıma beni mahvedebilirler. Ciddi vaziyette yaralandı dedi. Bir daha vuruyorum. Bir daha vuruyorum. İndirmeyi başardım. Şimdi o iki kere saldırı yapacak bana. Evet. Şuraya geleceğim ben de. Onu bir daha vuracağım. Bir daha vuracağım. Bu arada benim karakterim çok mükemmel bir şekilde bunlarla savaşmak için oluşturuldu. Yani bunu bir düşünün. O yüzden bu kadar kolay ilerliyorum. İlk defa oyun oynadığınızda patır kütür ölüyordunuz. Yakın mesafe mi yapsam, bazuka mı atsam deyip elinizde bu tabancayla başladım mı olayınız bitiyordu. Olabilecek en doğru karakteri yaptım. Ona rağmen bu kadar hani zorlanıyor şu anda karakter. Ve öleceğim yani, kritik bir atak yersem diyecektim. Yere yapıştırdı beni. Inventory'den Steam Pack'i gelelim şöyle. Canım dur. Yere at değil. Kullan. 23. Kullan. 30. Hazır buraya girmişken inventory'ye bir kere girdiğinizde her şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden bunu da çıkart diyeyim. Hatta şuradan alıp bir daha hepsini reload diyeyim. Evet. Ondan sonra da biraz kaçayım. En azından bir atak yiyeyim adamdan. Biraz yürümekle vakit harcasın. Güzel. O da gitti. Akrep kuyruğu. Mükemmel. 220 tecrübe puanı. Çünkü akrepler ciddi düşmanlar. Şöyle baktığımızda level atlamamıza az kalmış. Çıkış nerede? Burada. Devam et. Ha, bu arada böyle bu oyunda her zaman girdiğiniz şu bölgeyi iyi bir incelemek lazım. Bir şeyler çıkabilir çünkü. Yani en ufak bir ekipman oyunu kazanmanızı sağlar. Fallout'ta. Mesela 15'e gitmeyip buraya gelmişken şu kasabaya girebiliriz. Merhaba. Tekin olmayan kumlara hoş geldiniz. Burası nedir? Akrepler mi var? Burayı yine bilmek istiyorum. Raiderlar mı var? Bir çapulcular adamları rahatsız ediyormuş. Bir de akrepler rahatsız ediyormuş adamları. Pekala. Rat Scorpion Cave'e beni götürebilirseniz ben onları halledeyim dedim. Yani bu arada hallederim de. Delikanlıyımdır da yani o kadar. Sözümün de eriyimdir yani. Hallederim dediysem hallederim. Tek bir sorun var. Şöyle seni böyle vurmak istersem yine mağara ya. Karanlık ya. Bu sıkıntı. Bu hiç hoş olmadı. Bu aklımda bulunsun. Atak yapabiliyormuşum adama iki kere. Üç kere atak yapabiliyormuşum adama ilk üzerimize geldiğinde. Bu bir. Bu da iki. Bu çok kötü oldu. 8, 4, 6. 6, 4'te biz yedik yani. Hiç adil bir karşılaşma olmadı. Yani indiriyoruz tabii haliyle. Avantajlıyız. O kadar da avantajsız değiliz adamlara karşı ama. Dediğim gibi çok hoş olmadı. Ben şimdi şöyle bir koşayım hızlı hızlı. Heh, akrep beni görüp geldiği zaman şuradan bir tane ona şöyle, bak şimdi şöyle bir dibine gelip sıkayım. Tamam mı? Ondan sonra reload diyeyim. Turu verdiğimde saldırmayıp bir daha bana versin turu. Bir daha sıkayım, ıskaladım olmaz. Kaçıyorum. Şimdi ıskalamazsam iki kere ateş edeyim. Ha. Kısmetsizlik. O beni ıskaladı ama güzel oldu. Ben onu yine ıskalamadım. Mükemmel. Şurada bir level atlasak var ya, o kadar güzel olacak ki. 110 XP'de aldık. Yani bu arada level atlayacağım zaten. Evet, azıcık bir şey kaldı. Azıcık bir şey kaldı level atlamama. Böylece level atlama efektini de pirte görmüş olacağız. Kemikler falan diyor. Abi akrepler burada ne yapmış böyle? Aman. Mahvetmişler buraya gelenleri.
Bu mağara rastgele oluşuyor galiba. Her geldiğimizde değişik olabiliyor. Ya da aynı, bilmiyorum. Yo yo, aynıdır ya. Rastgele oluşmuyordur. Bu dönemlerde öyle rastgele oluşacak oyun moyun böyle şeyler yapmak, öyle şeyler yoktu yani. Sen beni görüp bir savaşı başlatsana ya. Bak bu hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı bu. Şimdi 9 canım kalmış zaten. Al bir tane beynine sıkayım. Inventory'ye gireyim. Şuradan canı basayım. 23 oldu. Maksimum canım da 30'du zaten. O yüzden bir kere daha canı basmayayım. Hiç zırhım yok. Ben bu yüzden delik deşik oluyorum ya. Kevgir ediyorlar beni zırhım olmadığı için. Bileydim kaçmazdım. İki bedava atağı unuttum. Kardeşlerim level atladık. Şunu da alıyoruz. Hemen şuraya gelip level'a basıyoruz. Yok, basmıyoruz. Karakter diyoruz. Ha. Canımız doldu. Endurance'ımız da orantılı olarak canımız doldu. Ben poisoned olmuşum. Poisoned olduğum için herhalde canım gidecek yavaş yavaş devamlı, bilemiyorum. Ve skill point aldık 18 tane. Şimdi 18 skill point'imizi şurada da verirsek gördüğünüz gibi her bir skill point'e 2 artıyor. Yani benim bu Small Gun'ı seçmekteki asıl sebebim buydu aslında. Small Gun'ı ilk level atladığımızda da böyle pompaladıktan sonra artık bizim sırtımız yere gelmez. Baya baya uzaklardan artık yaratıkları vurabiliyor. Hedefli atış yaptığımız zaman da gözünden falan sıkabiliyor olacağız onlara. Mesela şimdi bu arkadaş yürüyor. Bize de bir tur verecekti değil mi? %89. Güzel. Hedefli vurursak gözünden falan biraz zor vuruyoruz ama o zaman şimdi gözünden vurmayalım. Şöyle yapalım, yine single diyelim. Buradan %89'da vurayım. %89'da vurayım. Sırayı bana verecek. %89'da vurayım. Bir daha vurayım. İşte bu kadar. Oyun buna dönüştü en sonunda. Ne istiyorsun tam olarak? Yanına geleyim, ondan sonra saldırayım falan. Sen bana saldır, bunu mu istiyorsun? Aa, vallahi geldi. Ve ataklarımızı yiyoruz. 6-4. Gayet güzel. %95 ile vurduğum bir yerde kafadan %86 ile vurur diyor. Kafadan vur bakayım. Çok güzel ıskaladı. Mesela kumar oynadık, çok hoş olmadı. Bir kere daha oynayacağım. Kafadan %87 ile kafadan vurduğumuz için ne dedi? Critical hit 15 hasar dedi mesela. Böyle de bir durum var. Ve yine söylüyorum size, bu mağara inanılmaz şey. Yani kötü bu durum için. Çünkü karanlık olduğu için burada göz gözü görmüyor. Adamları böyle bir şeyle, işte kafandan vururum, gözünden vururum falan şeyiyle bu adamlarla oynamak biraz zor oluyor böyle bir yerde. Şu flare'ı galiba şu vaziyette kullanabilirim. Yani şöyle geleceğim. Şuraya. Bir tane akrep buraya geliyor. Diyeceğim ki inventory'ye girip şu flare'a kullan. Yanıyor. Diyeceğim ki flare'a drop. Evet, kocaman bir alan aydınlandı. Şu anda bunu zaten %95'te vuruyorum. Kafadan %80'le vuruyorum o olduğu yerden. Vuramadım. Bir kere daha sıkıp %80'le kafasından vuruyorum. Critical hit vurdum. 16. 4'le de geri gittim şöyle. Yetişsin bana, atak yapamasın. Bir daha geldim. Critical hit'le gözünden %76 ile vuruyorum. Gözünden vurdum ve dağıldı. Koptu gitti. Şimdi şöyle geliyoruz hemen. Bunu vur diyoruz. %69. Oh oh oh, biz ne olduk? Makine olmuşuz ya. Vallahi çılgın bir şeye dönüşmüşüz biz. Ah, o kadar kendimi övdüm. Oba! İki tane birden critical critical yapıştırdı adam bana. Bu adamın durumu nasıl peki? Neredeyse öldü diyor bunun için. Gövdeden göm ya. Hah. Fur gitsin gövdeden. Oradaki akrep. Yine vurdum abi. Kıpraşmam dedi. Kıpraşmaya karar verdiği zaman ben şurada fener yakmıştım ya, onun yanına gideyim. Tam şu arkasına kadar gideyim. Silahımı doldurayım. Akrebi orada bekleyeyim. Aydınlığa çıktın mı koç? Çıkmaz mı? %95.
%95. Bir tane geldi görmüş. Ah bir de critical gibi bir şey vurdu bana ya. Almost dead mi o da? Almost dead. Bu da çok riskli hareketler yani. Neredeyse ölü diyor ama sonuçta ölü değil, neredeyse ölü. Bir ölmese oradan var ya, gelse de bir tane yapıştırsa bize olayımız biter yani. Seni ıskaladım. Kızdın mı bana? Kızmamışsın. Seni bir daha ıskaladım. Seni sonsuza kadar ıskaladım. Kızdın mı bana? Kızmamışsın. 3. Ben sana kızmaya başladım. Kaça kadar ıskalayacaksın adam abi? %78'lerde ıskalayacaksın mı? Vurmuyor abi. Yemin etmiş adamı vurmamaya. Güzelim bak ben buraya gideceğim tamam mı? Sen de buraya geleceksin. Seni aydınlıkta vuracağım. Bam. Bam. İşte bu kadar. Buradan daha çılgın bir kazanım elde edildi. Akrep kuyruğu. Çok fazla akrep kuyruğu mu olacaktım? Ne diyor? Maksimum taşıma kapasitene ulaştın. Daha fazla taşıyamazsın diyor. Şimdi bir tabancamızı açalım. Şurada bir etrafta hedef arayalım şöyle. Yok. Gidelim. Yok. Şuraya doğru geliyorum. Evet ya, hedef yok. Görev başarıyla tamamlandı. İşte iki kafalı ineğimiz. Görev kesinlikle başarıyla tamamlandı. Ne diyor? Mekana dön diyor. Döndüm mekana. Akrepleri öldürdüğün için herkes sana teşekkür ediyor. Bir şey yok, teşekkür ederim. Ha, seninle bir takas yapalım biz. Bakın takas bu oyunda böyle yapılıyor. Barter diyorsunuz mesela. Bir tane ip alayım senden diyorum. Sana bunun karşılığında akrep kuyruğu vereyim diyorum. Ol diyorum. İki tanesi bana kalsın. Belki bir şey. Allah 50 ne kadar güzel. Ol diyorum bunu da. 58 yaptı. Geriye diyorum ki 8 taneyi çek. Offer. Offer. Alan memnun. Veren memnun. Ha. Ne olur silahını doğrultma diyor insanlara şey yaparken. Şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Ha, silahımızı cebimize koyalım. Bunun müziğini hiçbir zaman unutamayacağım. Herkes bir işler karıştırıyor burada. Kimle konuşsanız. Bak mesela benim iyileştirmeye ihtiyacım var diyorum. Hocam sana yardımcı olur dedi. Peki dedim. Kocasına geldim. İyileştirmeye ihtiyacım var dedim. Bakalım. 25 paraya seni iyileştirir mi dedim. Sana ben barter desem. Bak şöyle bir şey satıyormuşsun. Sana bir tane bıçak vereyim ben. 40. Senden bir tane steampack alayım. Canım bir git buradan. Bir git bir tanecik iğne satacaksın. Bas git. Aa, bir saniye burada bir seçenek vardı. Ne diyor? Akrep kuyruğu var. Bende bir şey yapar mısın? Al bakayım bunu yaparım dedi. Dan. Antidot yaptın. 250 experience. Ha, mükemmel. Antidot. Peki bir daha yapsam aynı şeyi. A free sample verdim sana dedi ama şey. Tecrübe puanı kazanmadım bu sefer. Yani tecrübe puanı her dakika kazanılmaz. Ayıp olurdu şimdi. Şurada mesela bir tane karakter görüyorum. Allah. Unutmuşum bunu ya. Grafikli karakter. Shady Sands de ne işin olabilir? Sebeplerin beni ilgilendirir. Tamam kendine sakla ama burası böyle artistlik yapacak bir şehir değil. Gözler üzerinde olacak. Lan artist bir şey söyledik. Rat skorpiyonlarla başımız dertli yani başınız dertli olmasın. Onları yok ettim. Gerçekten bir kahramansın. Sana çok şey borçluyuz. Birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hemen yumuşadı adam ya. Etrafta ne var? Junk Town var buranın güneyinde. Oraya gidebilirsin. Bilmem ne var. Tamam biraz daha sonra. Thank you bye. Kardeşlerim thank you bye deyip biz hemen Vault 15'e bir gidelim ya. Vay ulaştım.
Güzel. İn bakalım aşağı. Hiç şaibeli değil. Boşluğun ortasında bir tane teneke yığını duruyor. Dağın. Dağın. Karanlıkta, maranlıkta. Makine oldu bizim adam artık ya. Neler yapıyor böyle? Gecenin bu yarısında bizim mahallede kim ne yapıyor acaba? Bizim mahallede neler yaşanıyor? Peki, dağın diye vurdum. Bu devasa yaratığa. 9 hit point. Ne oldu? Severely wounded oldu. Acayip yaralandı. Ha, bu iyi olmadı ama. Reload da anca reload edebildim. Biraz kaçayım. Yetişi vurur diye düşünüyordum. Yetişmedi. Al 91. Dağın. Bir tane daha indi. Şimdi benim... Ben hala şey mi kullanıyorum? Aa yok, bunu kullanmam lazım benim. Bir saniye. Armor piercing falan kullanıyorsam o yalan. Bakalım. Jagged Hollow Point. Evet, armor piercing kullanmamam lazım. Bunlar zırhlı canlılar değil ki. Bunlar börtü böcükler. Bunda bir şey var mı? Bunda da yokmuş. Bak böyle şeylerden çıkmıyormuş demek ki. Güzel. Inventory değil. Karizma. Karakter. Karizma demişim olacaktı. 400 sonra bir daha level atlıyorum. Bir daha level atladığı zaman lock pick'e veririz. Kilitleri açarız böylece. Mükemmel. Action point'im yetmedi dedi. Hayvan kendi çapında... Aa ölmedi de ya. Rezilliğe bak. Bütün mermileri boşalttık üzerine. Vallahi ölmedi gitti. Şimdi şurada şöyle bir numara vardı bildiğim kadarıyla. Diyor ki bak. Elevator shaft. Elevator shaft'ta ip olmadan bir şey yapamam diyor. Çantadan ip diyorum. İpi çıkardı. Hop indi aşağı. Şimdi bir de kendini diyorum. Hop silah savurdu. Kendi de indi aşağı. O kadar rezalet ki bu oyunda mesela ipi hatırlıyordum. O yüzden ipi alıp buraya geldim. Yani bakın haritada oradan oraya gitmek süre, her şey süre. Bir de bizim 150 günümüz var. Bu ipi almadan buraya geldiğiniz zaman rezil oluyorsunuz. Kepaze oluyorsunuz tek kelimeyle. Ne oldu? Öldü. Ha. Bir daha geri gidiyorsunuz ondan sonra. İp almak için bir daha geliyorsunuz. Yani ip alıp bir daha geri geliyorsunuz daha doğrusu. Ölmedi. Bayıldı ama galiba. Ha, şimdi öldü. Sen de bu ahlaksızlığını canınla ödeyeceksin. Başka fare yok orada. İçeri girebiliriz. Seni bir açalım. İçine bir bakalım. Hop, işte bu. Biraz daha hayatta kalabileceğiz artık. Çünkü armor klasımız 10 iken bunu taktığımızda 18 oldu. Normale, bilmem neye, lazere diye. İşte gördüğünüz gibi Mad Max'e dönüştük. Şu ikon var ya, tek kelimeyle Mad Max. Bir kol açık, bir kol deri kaplı, elinde silah falan. Bildiğiniz Mad Max ikolü. Ekolü. İkonu. Ve artık hasar yediğimizde bir canımız gidiyor. Gayet müthiş bir şekilde. Bu ne yapıyor? Destroyed bir property diyor orada. Tamam, onda bir numara yok. Şuraya gelelim yine buradan. Diyelim ki ip diyelim. Aşağı gidelim. Evet, şimdi burada daha fazla şunlara ulaşmam lazım hemen. Onlardan ihya oluruz diye düşünüyorum. O gelişine bir de dağın diye yapıştırdı. Oh, kombine yapıyorlar adamlar. Peki. Ufaklığa önce. Evet, indirip kurtulalım. Büyüklüğe. Yalnız ufaklık büyüklük. Yine de fena dövmüyorsun. Sana helal olsun demek istiyorum. Boyu moyu. Efendim yanıltmasın sizi. Ağzını burnunu kırıyor adamın. Var mı hareket edecek biri? Var. Hoş geldin. Evet, combat bitti. Level atladık.
Hemen karakter diyorum level atladığım zaman. Hiç beklemem. Rat Skorpiyonlar 11 tane, Redler 34 tane. Karmada General ortalama karmamız 7 artmış. Şimdi Luck Pick'e bir gelelim. Luck Pick'i bir şuradan biz arttıralım. Aynı zamanda Small Gun'a da gelelim. Small Gun'a ne diyormuş? General Knowledge of Pistol, SMG and Rifle. Evet. Şuradan Small Gun'ı da bir 119, 121 yapalım yeter. 120'nin de üstüne çıkmayacağım zaten. 121 ile karanlıkta dünyanın öbür ucundaki fareleri falan vurmaya başladık. Yeter zaten. İstediğimiz de budur. Sen kardeşinin vurulmasına çok sinirlendin. Duygusal bir fareymişsin. Hayret. Buyur. Sana cevabım budur. Yanıma geldiğin zaman da cevabım budur. Üzerine bir şey var mı? Yok ama ben yine de kontrol ettim. Artık biliyordum olmadığını ama. Şimdi şuraya bir bakalım. Tabii ki açıldı. Ve işte bu oyunda en mutlu anlardan bir tanesi yaşadığım. Vallahi bir şey söyleyeyim kardeşlerim. Yıllar oldu bu oyunu oynayalı. Gördüğünüz gibi birçok şeyini unutmamış. Arada unuttuğum şeyler olmuş. O grafikleri hatırlamıyorum. Şu ara birimi kullanmak zor geliyor ama. Şimdi şöyle bir inelim. Bu silahımız bizim. 10 mm round, 3 strength istiyor. 12 tane mermisi var. 4'er 4'er atıyor. Hasarı neymiş? 5-12. Bu silahı da yanına koyalım, kıyaslasın. Bu da 5-12. Bu da 25 range'e. Bu da aynı mermiyi kullanıyor. Ama bunun 2 tane modu var. Hedefli atmak ve hedefsiz atmak haricinde şöyle bir modu var bunun. Bak seçelim. Normal atış, single, hedefli atış ve burst. Yani single 5, hedefli atış 5, burst, hedefli atış 6, burst 6. Bunu burst'te tutacağız. Şimdi burst'te tutarak gerçekten düşmanlarını mutlu ediyor. Göreceğiniz gibi şimdi buradan bir tane dombik bize doğru koşacaktır. Burst diyorum. Gitti. Rakip gitti, geçmiş olsun. Who's the king? Single mı attım? Vallahi single atmışım. Burst'te kaç tane atıyor? Burst'te biraz fazla atıyor galiba. Biraz önce fantastik şeyler yaptım. Burst'ü boşalttım ama o kadar da boşaltmamak lazımmış Burst'ü. Vault 15'te galiba maceramız bu kadar bu arada. Başka da bir şey yok Vault 15'in içinde. Geri kalan yerlerde gezersek bu fareleri avlamış oluyoruz işte. Ne diyor? Your aim is blocked. Yok artık. Yalan söylüyorsun. Tabii single diyelim. Down. Down. Bu kadar. Tek tek. Aşırı mermi harcıyoruz. 3 burst'te bütün mermiyi bitirdiğimizi fark ettim çünkü. Oo, zifir karanlıklarda, dünyanın öbür uçlarında falan. Vallahi mükemmel oldu. Fıta. Sen ölmedin mi? İki vurmuşuz adama ya. İki vurmayı başarmışız yani. Herif nasıl insin? Oo, sakin ol delikanlı. Bence olur. Biz olduk artık ya. Yani. Aynen kill it. Gömdü adamı. Kombat bitse miydi acaba artık ya? O adamlar oradan doğru falan atarlandılar bana. Bu arada tam hatırlamadığım şey şuymuş. Önce buraya gelip bu silahı almak lazımmış büyük ihtimalle. Sonra akrepleri burst modla çok kolay indirirdik bu silahla. Şurada bir şey gördüm de onun yanına ulaşmak istiyorum.
Ya ta bu zamandan beri galiba oyunun orijinal tuttukları şeylerinden birisi de bu olabilir. Mermi kutusu. Çünkü sanırım o mermi kutusu. Şöyle durayım. Vallahi mermi kutusu ha. Ne aldın? 223 FMJ gibi bir şey yazdı. 223 FMJ. Bu ne be? 223 FMJ Full Metal Jacket. Ha başka bir şeyin mermisi bu. Tamam. Bunu da şöyle bir bırakalım. Her yer kapalı. Gördüğünüz gibi ulaşım yok, erişim yok. Herkes üzgün. Olmaz olsun böyle sığınak diyor. Yani yanılıyor olabilirim ama buradan dönüyorduk bu saatten sonra. Burada başka bir şey bulamıyorduk. Şurada da merdivenimiz var. Merdivenden kahrolsun sana dırırt deyip çıkıp gidiyorduk. Bu saatten sonra işte kaderimizle baş başa kalıyoruz oyunda. Diyoruz ki ha bak diyoruz biz bu haritanın üstündeyiz. Bu haritanın daha bu kadar altı var. Bu haritanın üstü var. Şu tarafta bizim 13. sığınağın arka tarafında daha bir yerler var deyip hunharca haritayı araştırmaya başlıyoruz. Raider'lara git dediğimde ha Raider'ların üssü var. Peki. Yolda ne buldun? Şimdi bak bu güzel bir karşılaşma. Burada mesela çok bir seçenek yok. Burst'ı alıp yapıştırıyorsun. Yaratığı pörtletiyorsun böyle. Reload yapamıyorsun. Inventory'e giriyorsun o yüzden. Şuradan diyorsun ki çıkar mermileri. Al mermileri. Done. Öteki gelip yapıştırıyor sana. Hem de belki de iki tane. Hatta üç tane. Hatta dört tane. Sen de diyorsun ki burst. Kolu bacağı patladı. Tamam. İşte böyle durumlarda mesela bu silahın burst'ı hayat kurtarıyor. Böyle durumlarda bu silahın burst özelliği resmen hayatınızı kurtarıyor. Raider'lara gitmememiz gerekiyormuş. Junk Town'a gitmemiz gerekiyormuş. Junk Town diyoruz böyle. Bu saatten sonra Raider'lar bizim için biraz üzücü olabilir. Junk Town'da belki... Ooo Junk Town'da çok aşağıdaymış ya. Oraya gidene kadar bizim daha yolumuz çok keserler ama... Yolunuzu kesseler bile karşılaştığınız herkesle savaşmak zorunda değilsiniz. Arkanızın dönüp kaçma... Yani arkanızı dönüp her zaman yardıma kaçma seçeneği sizden yana. Kaçabilirsiniz. O silahı kenara çeksen iyi olur. Junk Town, hurda kasabası. Dostane bir yerdir. Burada olay çıksın istemeyiz. Bana ne yapacağımı söyleme. Kaybetmiş çocuk, ezik falan gibi bir şey diyor. Teşekkürler. Tamam. O silahı şey edeceğim dedim. Şöyle yaptım. Abi el bombası çıktı. Daha güzel. Silahı kaybedeceğim. Çekeceğim kenara. El bombası çektim bir tane. Oo. Biraz daha güzel dizayn edilmiş bir yer. I like my boss. Patronumu seviyorum diye girdi adam ya. Vallahi patronumu seviyorum diye girdi şeye. Konuya direkt. Sen kimsin? Abi ne kadar ilginç bir yer. Yeşil bir yer acaba şey miydi? İkinci katman mıydı? Burada bir hospital var. Duvar var peki. Yeşil ikinci katmanda aynen öyle. Bir general store bulmayı başardım. General store'un girişi nerededir? Kapısı nerededir acaba? Hiç bilemiyorum. Şurada Darkwater diye bir yer var. Oraya da girelim kardeşlerim. Zaten sonlandıracağım artık bu dikizi burada. Oo, yardımcı olabilir miyim? Sen kimsin? Benim adım Killian. Killian Darkwater. Buradaki valiyim. Sen kimsin? Benim adım da Dede. Kuzeyden geliyorum. Orada çöl ve Shady Sand ağacında bir yer yok. Sen nereden geliyorsun? Ben sığınaktan geliyorum, batıdan. Evet evet kesin öyle yapıyorsun. Hayır. Sen anlamadın. Sığınak. Bizi savaştan korudu. 80 yıldır içindeyiz. Valla yanlış anlama ama duyduğum en kötü hikaye bu. Neyse dediğim gibi. Senin için ne yapabilirim? Gitsem iyi olacak. Gerçekten özlemişim bu oyunu. Hem diyaloglarını hem bu tarzını, stilini. Ne oldu be?
sent his regards dedi. Adam çekti beni vurdu. Şimdi ben şuradan sana bir bam bam diye iki tane sıkmaz mıyım? Guardlar da sıktı ona. O ölmedi adam. Çekti bir daha vurdu. Bizimki indirdi mi şimdi onu? Evet, indirdi. Silahımızı saklayalım. Turn'u bitirelim. Turn'u niye bitiremiyorum? Şununla konuşsam turn biter mi? Aa, combat bitmiyor. Yani eski oyundan birazcık böyle şeyler beklemek lazım. Demek ki böyle şey yapmamız lazım. Bakın loading'e gireceğiz. Ha? Her işte bir çözüm vardır yani. Hepsinin çözümü var. Evet. Olay geri döndü. Şimdi konuşursam büyük ihtimalle bir tane senaryo tetiklenecek. Buradan dayanamıyorum, bırakamıyorum ya. İlk göz ağrımız. O dönemde bu oyunu gördüğümüz zaman böyle düşünün yani. Aklımız çıkmıştı tek kelimeyle. Bir de merak ediyorum Bartır'da neyi varmış? İşte neyi yok ki? Neyi yok ya? 44'lük Magnum mermisi var. Oo, çöl kartalı var adamda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.